أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أسأل الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Sadakallahu azim. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed. Ol menba'i bağı belagat. Ol andelibi gülüzari fesahat. Ve ol mahzeni fadlı saadet Muhammed Mustafa ra salavat. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Muhammedin el Fatihi lima ulika vel hatimi lima sebaka. Nasiril hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratikel müstakim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا Rabbena inneke raufur rahim. Sadakallahul azim. Ve bellegana rasuluhun nebiyyul kerim. Ve nahnu ala ma kale halikuna ve razikuna ve mevlana mineşşakirine şahidine bi kalbin selim. Ve kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. إنما مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا صدق رسول الله ونفق حبيب الله Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak ve Rabbül Felak Hazretleri cümle ümmeti merhumeye meded-u inayet ve lütfi hidayet buyurup tevfikat-ı Rabbaniyesine cümlemizi Rabbim mazhar buyursun. Huzurlarında bulunduğumuz ve uzaktan yakından ziyaretine geldiğimiz Hazreti Eba Eyyub el Ensari radıyallahu anh zat-ıhil bari Efendimiz Hazretlerinin de şefaatlerine cümlemizi mazhar kılarak ziyaretlerimizi Rabbim dergahında kabul buyurarak dünyevi ve uhrevi muratlarımızı ihsan eylesin. Pek aziz ve kıymetli ihvan-ı dinim, aziz kardeşlerim, uzaktan, yakından, yurt içi, yurt dışı, her taraftan ziyarete gelenleriniz var. Mevla ziyaretlerinizi kabul buyursun. Usulü veçile ziyaretlerinizi yapıyorsunuz. Hazreti Eba Eyyub el Ensari Allah'ımızın izniyle, lütfiyle bütün ziyaretlerimizi kabul buyuruyor.
hayatında olduğu gibi büyükler, gönül sultanları hayatlarındaki gibidir mematları da. Hiç değişik bir şey yok. Aynen hayatlarında nasıl bir zatı izin alırsınız, efendim ziyaretine gidersiniz. Ziyarette kısa sürer. Herkes ziyarete gittiğinde bir saat, iki saat kalırsa olmaz. O da usule aykırıdır. Ziyaret adabı burada da öyledir. Şimdi herkes Türbe-i Şerif'in içine girer de orada yarım saat, 15-20 dakika kalacağım derse oturursa öteki ziyaretçiler nasıl olacak? Değil mi? Onların huzurunda bir dakika kalmak bile binlerce sene kalmak gibidir. Cenab-ı Hak binlerce sene efendim bir zatın huzurunda kalıp da elde edeceği manevi feyiz ve bereketi anında ihsan eder Hazreti Allah. Kadir-i Mutlak. Bu sebeple birer Fatiha, 11'er İhlas-ı Şerif huzuru şeriflerinde okudunuz ve dua ettiniz onun ruhu mübarekelerine, diğer üstazlarımızın, büyüklerimizin, gönül sultanlarımızın. Onlar hayat-ı maneviyeleriyle haydırlar. Efendimiz öyle buyurmuş. El müminun la yemutun bel yenkalibune min darin ila darin. Müminler ölmezler. Bir evden öteki eve intikal ederler. Hangi mümin bunlar? Öyle rastgele avam müminin değil. Havas. Ehassul havas. Bak, üç çeşit mümin var. Bir mümin, günahkar, bizim gibi efendim, kusurları, noksanları, çok hadden afsu. İkinci bir mümin var, bunlar havas. Havas, havası müminin. Onların sevapları günahlarından çok olan müminler. Günahları da var ama çok az. Sevapları çok olan müminler. Bir üçüncü daha mümin var ki onlara ehassul havas. O özelin özeli. Efendim hususun hususu. Seçilmişlerin seçilmişi. Onlar. Geçen hafta seçim oldu değil mi? Seçilmiş diyoruz ya. Seçildi insanlar. Oy verdiniz seçildiler. Yani insanların verdiği oylarla insanlar seçildi. Bir de meleklerin, ruhanilerin seçimi var. Asıl seçim o. Ya peygamberani uzam hazaratının seçimi var. Hazreti Allah'ın Celle Celaluhu seçimi, seçtikleri var. Mühim olan melaike-i kiramın oy vermesi. Tasvip etmesi yani. Allah'ım bu kulunun biz şahidiyiz, iyi bir kulundur diye onların tasdik edip, tasvip edip oy verdikleri kullarından kılsın Allah'ımız bizi. Ya işte seçim muhtar, asıl muhtar o. Bu dünyada bu seçimler çeşit çeşit, dünya seçimi bunlar. Bugün belki alır, yarın öbürkü alır, böyle devir daim gelir, geçer, gider. Sonra seçildi deyince dünyada çok çeşitli seçimler var, seçilenler var. İşte belediye seçimleri, muhtar seçimleri, bilmem devlet reisi seçimleri, hele hele başka seçimler de var. Seçildi diyor, birinci geldi diyor. Nasıl bir seçim biliyor musunuz? Nasıl bir seçim? Toplanmış şeyatin çıplaklık seçimi. Allah muhafaza buyur. Birinci geldi diyor. Seçile 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 birinci geldi diyor. Cenab-ı Hak böyle bir seçimden ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Şeytanların seçimi. Şeyatin toplanmışlar. Efendim, ahlak ötesi,
örfümüz, adetimiz, dinimiz, geleneğimiz, göreneğimiz Allah ve Resulünün Allah Allah lanet ettiği, lanet ettiği. Öyle seçilenler de var değil mi? Bak dünyada hep seçilenler bunlar. Seçim deyince. Allah'ımız bizi kendi kudretiyle, lütfiyle, keremiyle seçtiği kullarından kılsın. En yüksek seviyede seçilen peygamberler. Peygamberlerin içinde de Hazreti Allah seçim yapmış, ihtiyar etmiş, seçmiş, Efendimiz'i seçmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ona da Muhammed Mustafa ismini vermiş Allah'ımız. Muhammed sevilen, met edilen yerde, gökte, arşta, kürste, efendim karada, denizde, havada, yerler, gökler yaratıldığından beri met edilen demek. Peygamberimizin ismi. Methu sena edilen zat demek. Kimler met ediyor? Melekler. Melekler dilinde Efendimiz yaratıldığı günden beri melekler Efendimiz'den haberdar edilmişler. Efendimiz'i met ediyorlar. Sallallahu ala Resulina Muhammed diyerek Ahmed-i Muhammed, Müşteba, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Seçilmiş Allah'ımızın seçtiklerinin içinden seçtiği peygamberlerini müminlerin, ehli imanın içinden peygamberleri seçmiş. Peygamberlerin içinde de Cenab-ı Hak Resulullah'ımızı seçmiş. Bak seçime bak. İşte müminler böyle seçile gelmiş. Elhamdülillah siz de şu anda huzur-u ilahide bulunan, boynunu kalbine büken, kalbini Allah'a, Resulullah'a, Allah'ın sevgililerine, dostlarına kalbini rapt eden Allah'ın seçilmiş kullarıdır. Seçilmiş kulları. Nereden seçildi onlar? Yani şeytanın topluluğundan, nefis topluluğundan ayrıldılar. Gelin buraya buyurdu Rabbimiz. Ayrılın onlardan. Yarın ahirette de vem tazül yevme eyyuhel mücrimun. Ey suçlular siz şöyle geçin bakın. Siz şöyle geçin diyecek hazır. Ey benim rahmetime, mağfiretime mazhar olan kullarım, bana bağlı, Resulüme bağlı, ehli sünnet vel cemaat, fırka-i naciyeden olan kullarım, siz de şöyle ayrılın diyecek Hazreti Allah. Orada dünyadaki gibi karışıklık yok. Dünyada Hristiyan, Yahudi, Mecusi, putperest, ateşperest, efendim, çıfıtı, rezili, ahlaksızı, Allah'ın en sevgili kulları hepsi bu dünyada karışık yaşıyoruz. Ama ahirette öyle yok. Ahirette tam seçim var. Hazreti Allah orada tam ayrılık var. Orada öyle beraberlik yok. Dünyada Hazreti Allah iyileri de kötüleri de bir arada, hayvanları, cinnileri, melekleri bir arada yaşıyoruz. Bak bu dünyamız Efendimiz'e vatan olmuş. Yerlerin, göklerin yaratılmasına sebep, bütün varlıkların zübdesi, hulasası, fahri kainatımızı bu küreyi arz ona vatan olmuş Medine-i Münevvere, Ravza-i Mutahhere. 124 bin veya 224 bin peygamber bu topraklarda yatıyor. Dünyamızda yatıyor. Mübarek vücudu şerifleri dünyamızda misafirler. İstanbul'umuzda Efendimiz'i temsilen en büyük hazine İstanbul'un en büyük sermayesi, en büyük zenginliği Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari ve öteki eshab-ı kiram, diğer üstazlarımız onlar bu topraklarda yatıyor. Ama aynı toprakta Ebu Cehil Efendimiz'in bir numaralı düşmanı. Bir numaralı düşmanı. Allah'ımızın bir numaralı düşmanları kim onlar? Ebu Lehebler, Ebu Cehiller, Deccallar, Firavunlar, Şeddatlar, Neronlar. Saymakla bitiremeyiz tarih boyu. Hazreti Adem'den beri.
Ne müthiş, ne müthiş Allah düşmanları var. Tevhid düşmanları var. Onlar da bu toprakta, bu havadan nefes alıp verdiler, bu güneşten istifade ettiler, bu atmosferden istifade ettiler, bu yerin sularından içtiler, yediler, Allah'ımız yedirdi, içirdi, imkan verdi. Bak bu toprakta beraber yaşadık, beraber yaşıyoruz. Daha yeryüzünde ne imansızlar var, ne ateistler var, hiçbir din kabul etmeyen, hiçbir şey kabul etmeyen neler var. Ama Allah'ın ne gönül sultanları var, ne abidler var, ne zahidler var. Allah aşkıyla kalpleri dolup taşanlar var. Kalbini, ruhunu, letaifini Mevlasına bağlamış, boynunu bükmüş. Tam bir teslimiyet içinde Allah'ın nice de kulları var. Melekler var bu dünyamızda bizimle beraber, müminlere yardım eden, müminlere istiğfar eden. Yani bu dünyamız böyle komşular, efendim inanan var, inanmayanlar var. Aynı sokaklarda, aynı caddelerde seyrediyoruz. Aynı vapurda, aynı uçakta seyrediyoruz. Ama ahirette yok. Ölürken, nefesler verilirken ayrı bakalım diyecek Cenab-ı Hak. Sen bu taraf. Ey meleklerim, bunların canını alın bakalım. Layık oldukları şekilde alın. İnanmadıklarını şimdi onlara gösterin ey meleklerim. Dünyada onlar aynı Müslümanların, bana inanan, beni tanıyan, bana kulluk yapan kullarımın yanında yediler içtiler. İstifade ettiler. Hatta daha bir güzel hayat verdim onlara dünyada. Daha da zengin, daha da varlıklı, daha imkanlı makamları, mevkileri, sıhhatleri vesaireleri itibariyle onlara daha da fazla imkanlar da tanıdım ama dünyada. O benim Rahman sıfatımın tecellisiydi dünyada. Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ımız dünyada inanan, inanmayan, hayvan, efendim öteki, beriki tefrik etmeden hepsine Allah'ımız onlara lazım olanı, onların ihtiyacı olanları bol bol veren Allah. Veren Allah. O inanmış, inanana vereyim. O inanmadı, inanmayana vermeyeyim buyurmaz Allah. Dünyada verir de verir. Daha da fazla verir. Peki Allah'ımızın en şiddetli düşmanı kim? Düşünmeye lüzum yok, şeytan. Öyle mi? En uzun ömrü Allah kime vermiş dünyada? Şeytana vermiş ya. Şeytan be binlerce senedir yaşıyor. Hazreti Adem'den evvelden beri yaşıyor. Bak bak Allah'ımız bir numaralı en şiddetli düşmanı. Kur'an-ı Kerim'in müteaddit yerlerinde. İnnehu leküm adüvvün mübin. İnnehu leküm adüvvün mübin. O sizin aleni düşmanınızdır. O benim de düşmanım, siz iman eden kullarımın da düşmanı onlar diye açıkladı şeytana Allah'ımız. Öyle bir ömür vermiş. Onun için üstazlarımız şöyle tabir kullanırlar. İçimizde bir de nefs emmare var. Öyle mi? Nefs emmare içimizde. Korkunç bir düşman kendimize. Dışarıda da şeytan. İçimizde nefsimiz, nefs emmare, dışarıda da şeytan. Biri dahili düşman. Biri içeriden, biri dışarıdan. Seni yıkmaya, yok etmeye gece gündüz gayret sarf ediyor. İkisi de kolektif şirket kurmuşlar. Anonim şirketi kurmuşlar ikisi. Müthiş anlaşmaları var. Aynı genden onlar. Hani anneyi, babayı, akrabayı tespit için şimdi laboratuvarlar gelişti, inkişaf etti. Onun kanını bir parçasını alıyor ve onun geninden o sülale hangi neredendir hemen anlıyor değil mi? Tıbbımız. Öyle mi? Genler tutuyor mu, tutmuyor mu? O onun çocuğu mu, değil mi? Öyle mi, değil mi? Heh, tamam. İman da aynen böyledir.
Küfür de aynı böyledir. Dünyanın neresinde olursa olsun, oradaki kafir, buradaki kafiri tanımasa bile onların genleri aynıdır. Bunlar aynıdır. Aynı kumpanyadandır. Aynı gruptandır. Aynı ekoldendir onlar. Tamam? Onun için şeytanla nefis ikisi aynı cibilliyettendir onlar. Şeytan dışarıda, nefis içeride. Arada onların telefon muhabereleri var, telsiz. Telsiz de var mı şimdi? Hiç arada bir kablo mablo olmadan Amerika ile buradan konuşabiliyor musunuz? Efendim? Konuş. E demek. Bu neyi gösteriyor? Senin içindeki nefsinle ta dünyanın öbür tarafında şeytan muhabere ederler. Anında onlar beraber telefonları açık. Devamlı ikisi müşterek çalışıyor. Allah şerlerinden muhafaza buyursun. Ya. İşte bunları bize Allah'ımız hem vermiş hem bunları koymuş. Hem de onlara karşı tedbirleri de göstermiş. Onlara karşı nasıl durulacağını, onlara hangi silahlarla cevap verileceğini, onların hücumlerin nasıl savulacağını, onların hücumlarını nasıl bertaraf edileceğini de Allah'ımız bize mükemmel ve %100 isabet silahları da vermiş Hazreti Allah. Bu silahları da kullanın, ne dışarıdan şeytan ne içeriden nefis size katiyen tesir edemez. Hiç. Sizinle beraber yaşar ama size yanaşamaz. Sizinle beraber iş yapar, ticaret yaparsınız. Ticaret, ortaklık da yapabilirsiniz ama katiyen size tesir edemez. O silahlarla mücehhez iman, amel ve ihlas. İman, amel ve ihlas. Rabıta-i şerif, zikri kalbi olan bir yere şeytan yaklaşamaz. Şeytan yaklaşamaz. O sahaya gelemez. Her tarafını Hazreti Allah kudret ve kuvvetiyle mayın tarlası haline getirmiştir. Yaklaşırsa paramparça olacağını bilir şeytan. Onun için oraya gelemez, yaklaşamaz. Bu tedbirleri de vermiş Allah'ımız lütfiyle, inayetiyle. Evet. Binaenaleyh Cenab-ı Rabbil Alemin demek seçmiş bizi elhamdülillah. Onların o gruptan bizi ayırmış da ehli iman, ehli tevhid, ehli zikir, ehli rabıta, ehli feyz kılmış. Allah'ımız seçmiş. Rabbimizin seçimi bu. Allah-u Zülcelal'in seçtiklerine de bütün melaike-i kiram hizmet halindedir. Onların hizmetindedir, onların etrafındadır. Okuduğum geçen haftaki ayetlerde yine seçilenlerden bahsetmiştik o zaman, değil mi geçen hafta? Kim o seçilenler? Efendimizin eshabı, seçim, çeşit çeşit seçimler var. Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri peygamberan-ı izam içinde Resulullah'ımızı seçmiş. Kainat içinde önce peygamberimizi seçmiş, onu halk buyurmuş ve onun nurundan, ruhundan bütün kainatı halk etmiş. Hazreti Allah Celle Celal. Efendimizin mübarek ecdadını da seçe seçe Efendimiz'e kadar getirmiş. Hep seçim var işin içinde. Seçme, seçme. Hani hep meyvelerde de bile öyle diyorsunuz değil mi? Seçme bunlar, seçme. Buyurun müşterilere, seçme. Portakalı seçmiş, elmayı seçmiş. Demek ki her şeyin seçilmişi var değil mi efendim? Ne güzel Allah'ın seçtiği kullar. Peygamber Efendimiz'in ümmeti. Bütün ümmetlerin içinde seçilmiş ümmet. Seçilmiş, mümtaz, muhtar Muhammed ümmeti. Seçkin ümmet. Efendimizin ümmetinin içinde de eshab-ı kiram seçilmişler. Allah geçen haftaki okuduğum Haşr suresinin o 8, 9 ve 10. ayetleri ki şimdi 10. ayeti okudum size. Geçen hafta bu 8 ve 9. ayetlerde Rabbimiz Efendimizin
eshabını bize tarif etti. Allah'ımız Celle Celaluhu. Kim onlar? Muhacirin ve Ensar. Müminler peygamberimizin ümmeti, Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterimimize bağlı kıyamete kadar gelecek kadın erkek müminler kaç grup? 3 grup. Hazreti Adem'den beri de böyle. Bütün iman edenler, ehli iman daima 3 grup olarak gelmişlerdir. Hazreti Adem peygamber seçilmiş, evlatlarından kendisini görenler, onun eshabı, hem evlatları hem eshabı. Ondan sonra Hazreti Adem'i göremeyenler var ama inanmışlar. Bütün peygamberlerin böyle hicret etmiş ümmetleri var. Hicret etmemiş, bulundukları yerde hicret eden müminlere yardımcı olan müminler olmuş. Ensar, Hazreti İsa, kâle men ensari ilallah. Yok mu içinizde Allah'ın dininde hizmet ederek bana yardımcı olacak, yok mu? Neredesiniz dediği zaman işte Hazreti İsa'ya inananlar onun yardımcıları. Onun için Nasara oradan kalmıştır o isimde. Nasara, Hazreti İsa'ya yardım edenler. Onun etrafında pervane olanlar. Efendimiz'e gelindiğinde de Efendimiz'in ümmeti de üç grup. Birincisi Mekke-i Mükerreme'de iman etmiş Mekkeli, sonra orada kalma imkanı kalmayıp Medine-i Münevvere'ye veya diğer ülkelere inandıkları için, efendim, Allah'a, peygambere bağlı oldukları için hicret edenler, yurtlarını terk edenler. En şerefli ümmet içinde bu grup. Allah'ımız da bunları methetti o okuduğum 8. ayetinde geçen hafta. İkinci grupta Medine-i Münevvere'de oralı olup işte ziyaretini yaptığımız Eba Eyyub el Ensari radıyallahu anh zatıyla tar Efendimiz. Medineli. Babası, dedesi oralı. Orada dünyaya gelmiş ve orada içine aşk düşmüş, yaya yollara koyulmuş, Efendimiz'i görmek üzere heyecanla Medine'den Mekke'ye kadar yayan gitmiş, Efendimiz'le müşerref olmuş, eline ayağına sarılmış, iman etmekle şereflenerek Medine'nin evet içindeki bu mümtaz seçilenlerden olmuş. Medine'de daha nice insanlar vardı ama onlar bu seçimi kazanamadılar niceler. Kaybettiler. Allah ve Resulüne itaat edenler, iman, amel ve ihlas sahipleri hiç kaybetmezler. Onların seçildiği için Allah tarafından onların kaybı hiç yoktur. Yani bilmem anlatabiliyor muyum efendim? Allah ve Resulü semi'na ve eta'na gufraneke rabbena ve ileykel masir sırrına mazhar olanlar kıyamete kadar onlar için kaybetme böyle bir şey yoktur. Kayıp yoktur onlar. Devamlı kazanırlar. Şehit olurlar gene kazanırlar. Şehit olurlar gene kazanırlar. İlle harpte efendim kazandık, biz galip geldik. Böyle bir şartı yoktur. Binaenaleyh meşgul olurlar. Allah yolunda canlarını verirler ama yine kazanmışlardır. Yine galiptirler onlar. Allah'ım bizi bu kazananlardan eyle. İkinci grup peygamberimizin ümmetinin ikinci grubu Ensar Hazarat. Efendimiz onlara çok dua etmiş. Medinelilere. Allah'ım, Allah'ım onları bağışla. Evlatlarını da bağışla. Onlara tabi olanları da bağışla Allah'ım. Allah'ım beni onlardan ayırma. Ben onlarla beraber
anca hayatımda da mematımda da olmak istiyorum ya Rab buyurup kendini Medine-i Münevvere'ye tahsis etmiş ve Ravza-i Mutahheresi de Medine-i Münevvere'yi süslemiştir. Doğup büyüdüğü Mekke'ye, Mekke'nin fethinden sonra gitmemiş, orada kalmamış, Medine-i Tahire'yi tercih etmiştir. Ensara karşı Efendimiz bu lütufkarlığını göstermiş, Medineli Müslümanların, İslam'a olan, Müslümanlara olan yardımını, Peygamberimize olan bağlılığını, Efendimiz de kendi vücudunu onlara bahşederek lütfetmiş, karşılığını vermiştir. Biz, bize iyilikte bulunanları karşılıksız bırakmayız buyuran Allah'ın Resulü. Bize biri en ufak bir iyilikte bulunsa biz onun binlerce, yüz binlerce misli karşılığını veririz buyurmuşlardır. Onun için birimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönlümüzden Allah'ım rahmetin, selamın onun üzerine olsun Allah'ım diye içten samimiyetle bağlılığını ifade ettiği an Efendimiz bizzat selamımızı, salavatımızı kabul ederek onun karşılığı olarak Allah'ımızın namütenahi rahmetinden nasıl müstefide oluyoruz? Onu bir anlayabilsek, bir anlayabilsek. Ya Rab bizi bu nimetlerden mahrum etme ya Rab. Demek Peygamberimizin ümmetinin ikinci kısmını da gördüktü geçen hafta. Onlardan biraz konuştuk. Üçüncü kısmı, üçüncü grubu Peygamberimizin ümmetinin kim acaba? Bir üçüncü grubu daha var. Kim onlar? Okuyalım ayeti de Mevlamız onu anlatsın da dinleyelim hep beraber. Haşr suresi 10. ayet. 3 ayet. 1. ayet muhacirin hasaratını anlatıyor. 2. ayet ensar-ı kiram efendilerimizi anlatıyor. Üçüncü de peygamberimizi göremeyen, Efendimizle müşerref olamayan, kıyamet sabahına kadar gelecek bütün yeryüzündeki müminleri içine alan üçüncü ayet. Siz de elhamdülillah biz de şimdi buraya dahiliz. Allah'ım bizi bu ayeti celilenin mahsadakına mazhar buyur Allah'ım. Dinleyelim mi? Öğrenelim. Cenab-ı Hak buyuruyor ki vellezine ol bir kullarım ki sıfatlarını söylüyor. Ol bir kullarım ki. Ol kimseler ki. Kadın, erkek de buraya dahil. Irk yok. Arap, Acem, Afrikalı, Asyalı, Avrupalı öyle bir şey yok. Kim buraya uyarsa onlar var. Kim buraya muvafık, buraya mutabıksa, buraya hali, imanı, ameli, ihlası buraya uygunsa hepsine şamil. Fakir, zengin, amir, memur, hepsi. Vellezine, şol kimseler ki, ca'u geldiler. Bak tek tek iyi anlayasınız, anlayalım diye böyle tek tek ayetin efendim kelimelerini açıklayarak ifade etmek istiyorum. Ca'u gelenler diyor Hazreti Allah. Min badihim. O muhacirin ve ensardan sonra gelenler. Muhacirin ve ensardan sonra gelenler. Tabi'in. Nasıl deriz biz? Efendimiz'i bir saniye olsun görene ne denir? Sahabi. İnanarak ama. İman ederek Efendimiz'e inanarak. Efendimiz'in huzuruna bir saniyeliğine de gelmiş. Efendimiz onu görmüşse isterse o ama olsun. Hani gelen sahabi diyelim ki gözleri yumuk geldi. Veya gözleri görmeyen bir sahabi geldi. Peygamberimizi göremiyor. Ama Peygamberimiz onu görüyor.
Sahabi demek peygamberimizin gördüğü, iman ederek huzuruna gelen ümmetini bir saniyeliğine olsun Efendimizin şöyle ona nazar etmesi. Efendimizin bir saniyelik nazarı dünyalara, yerlere, göklere bedel bir ilahi tecelliyat vardır. Onun bir anlık nazarı, öteki normal bir Müslümanın nazarıyla kabili kıyas asla değildir. Efendimizin nazarı, onun görmesi bir saniyeliğine. Nitekim ama sahabiler de vardı. Abese ve tevella enca'ehul ama ayetleri hakkında nazil olan bir sahabi var. Efendimiz eshabıyla, diğerleriyle mühim bir mesele konuşurken o ama içeri girmiş. Efendimiz'i görmüyor ya, gözleri görmüyor. İçeri girince Efendimiz biraz hoşnut olmamış, yani o anda başka görüşmeleri olduğu için onun araya girip oradaki huzuru, oradaki efendim havaya, manevi havaya veya oradaki duruma, muktezai hale, vaziyete göre Efendimiz yüzünü ekşitti diyor Cenab-ı Hak. Ayet indiriyor efendiler. Habibi Muhammed ve Resulüm ya Muhammed, o ama sana geldiği zaman sen ona biraz yüz çevirip yüzünü ekşitmiştin diyor Hazreti Allah. Allah Allah. Yani onu daha kucaklayacaktın. Bunun çok derin tefsir ve izahları var. Şimdi oraya girmiyorum. Öyle bir zat ama Efendimiz'i görmüyor ama sahabi. Ve bu ayetler nazil olduktan sonra Efendimiz ona çok iltifat ederdi. Ve onu görünce gel sebebiyle, senin sebebiyle Allah'ımın beni uyardığı kişi gel buyururdu. Sen öyle bir kişisin ki, öyle bir zatsın ki senin hakkında Allah bana ayet gönderdi ve beni uyardı. Sebebinle uyarılan kişisin, gel bakayım diye ona ayrı bir iltifatta bulunurdu Fahri Kainatımız. Demek ki Efendimiz'i görmedi ama Efendimiz onu gördü. Sahabi Efendimiz'in, yani ne demek bu, ne anlıyoruz? Yani bir kişiyi Allah'ın dostunun görmesi mühimdir. Allah'ın dostlarını öteki görmüş ama istifade edememiş, niye yarar? Ebu Cehil peygamberimizi her gün görüyordu. Ebu Leheb her gün görüyordu ama inanmadı. Her gün görüyordu. Efendimizle mülaki oldu, karşılaşıyordu. Ama Yemen'de efendim Veysel Karani Hazretleri peygamberimizi göremedi. Onun aşkıyla yanıp kavruluyor. Beri tarafta Ebu Leheb her gün görüyor, inanmıyor. Ebu Cehil inanmıyor. Nasıl bir dolap kurayım? Nasıl düşüreyim? Nasıl bir suikast yapayım? Bunun planları içinde. O Nuru Muhammediye'yi, o Şems-i Muhammediye'yi. Ama göremiyor. Öteki zahiri gözle göremiyor ama her an onun nazarında. Demek ki büyüklerin karşıdakiyi görmesidir mühim olan. Onun nazar etmesidir. O nazar ettiği zaman, o görürse, o ilahi görüşle görürse o hidayet bulur. İlahi rahmete mazhar olur. O büyük makamlara, mevkilere nail ve mazhar olur. Eshab-ı kiramın yüksekliği Efendimizin onları görmesinden dolayıdır. Efendimizin gözetlemesinden dolayıdır. Yani Efendimizin onlara teveccühünden dolayıdır. Bütün eshab-ı kiramın, Hazreti Ebubekir'in Sıddık, eshabın en öncüsü dedik. Neden? Çünkü Efendimizin ona olan nazarı öteki eshab-ı kiramla kabili kıyas değil. Nasıl görüyordu Sıddık-ı Azam'ı? Şöyle görüyordu. Buyuruyordu ki Efendimiz, Allah'ım benim kalbime ne akıtmışsa ben de onları bir tamamiha Sıddık'ın kalbine akıttım buyuruyordu Resulullah'ımız. Allah'ım benim içime neler akıttıysa ben de onları Sıddık'ın gönlüne, letaifine akıttım diye onu
taltif buyuruyorlardı. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhum hazaratına böyle ayrı ayrı Efendimizin nazarları, yani teveccühleri, o teveccühleri neticesinde, teveccühün derecesine göre onlar dereceleniyordu. Allah indinde ona göre makam ve mevki alıyorlardı. Yoksa kendi kendilerine göre, kendi kabiliyetleri de var ama kendi gayretleriyle değil, Efendimizin nazarıyla, Efendimizin teveccühüyle o makama, o mevkiye, o güzelliğe ulaşıyorlardı. Binaenaleyh bu ümmetin şerefi Efendimiz'den gelen şereftir. Bizim şerefimiz, ehli imanın şerefi, peygamberimize ümmet olanların şeref ve izzetinin merkezi, menşei sevgili peygamberimiz, ondan kaynaklanıyor. Onun güzelliğinden, onun baharında yaşıyoruz. Önümüzdeki sohbetlerde yaklaşıyor sevgili peygamberimizin, evet 1 Mayıs'ta veladet kandiline ulaşacağız. Evet, orada Efendimizin baharından bahsedeceğiz. Bahar-ı Muhammedi, gerçek bahar, gerçek güzellik. Demek ki o büyüklerin nazarıdır. Onlar teveccüh eder. Onlar Allahu Zülcelal'in nuruyla baktıkları için baktıklarını aydınlatırlar. İlahi nazarlarıyla onlar hemen inkişaf ederler. Hemen onlar yetişirler, seyri sülüklerini çabucak tamamlarlar. Kabiliyetlerine göre. Kabiliyetlerine göre. Nitekim İstanbul'umuzun gönül sultanlarından Sümbüllü Sinan Hazretleri. Sümbül Efendi Camii. Türbesi orada, değil mi? Biliyorsunuz. Merkez Efendi Musa Musluhiddin Hazretleri. Cumaları ben her cuma oradayım yıllardır. O da Sümbül Efendi Hazretlerinin müridi ve onun halifesi olmuş. Kim? Merkez Efendi. Sümbül Efendi Hazretleri üstazı, Kanuni zamanında yaşamışlar. Efendim o zamanın gönül sultanları, onlar askere, sivile, cemaate, insanlara Osmanlı, evet Osmanlı ruhu diyoruz. Onlara ruh verenler, aşk verenler, şevk verenler, onları seçenler, seçilmelerine sebep olan zatlar, seçilmiş kişiler, Allah'ın seçtikleri, gönül sultanları. Merkez Efendi kuvvetli bir ilim sahibi, Denizli'de doğmuş, efendim maddi ilimlerde, akli, nakli ilimlerde çok ileri gitmiş. Kendisinin karşısında duracak kimse görünmüyor. O derece münazaralarda, münakaşalarda karşısında duracak kimse yok. İstanbul'a geliyor. Bak kısa zamanda hani bir üstazın teveccühünü, nazarını bu vesileyle anlatayım diye buraya getirdim sözü. Merkez Efendi Hazretleri İstanbul'a gelir. Derler ki Sümbül Efendi diye bir zat var. Meşayıktan, gönül sultanı, keramet sahibi. Gel ona bir git. Yok diyor, ben öyle dervişlik falan yapamam ben diyor. Öyle itiraz ediyor. Alim. Nihayet bir gece İstanbul'da efendim bazı derslere gidiyor. İlim sahasında, mantık ilminde, tefsir, hadis, tıp ilminde. İşte ilk tıbbı kuran Manisa Mesir macununu icat eden, onunla insanları tedavi eden, sonra da İstanbul'umuza gelip kalan zat Musa Musluhiddin Hazretleri, Merkez Efendi. Ve nihayet aradan bir müddet geçiyor. Gece rüyasında, işte nerede oturuyorsa o zaman İstanbul'un, Sümbülü Sinan Hazretleri de Koca Mustafa Paşa diyoruz ya, orada otur. Tekkesi, dergahı, camii orada, talebe yetiştiriyor. İlim, irfan insanları yetiştiriyor. Rüyasında gece sabaha karşı itiraz ediyor ya Şeyh Efendi'ye. Rüyasında kapıya gelmiş birisi, tak 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 kapıya vuruyor. Hanımına diyor ki bak şu kapıda, kim bu kapıyı bu saatte? Zorluyor. Gidiyor hanımı kapıya rüyada. Kimsiniz diyor. Ben diyor Sümbüllü Sinan'ım, aç kapıyı içeri gireceğim.
Allah Allah. Geliyor odaya, diyor efendi diyor, Sümbülü Sinan isminde bir zatmış. O diyor içeri girme. Aman diyor kapıyı iyice kilitle, içeri girmesin. Aman ikisi. Efendim o yine kapıyı çalıyor, zorluyor. Derken kendisi de kalkıyor. Kapını, sırtlarını dayıyorlar, takip ediyorlar. Üzerine biniyorlar. O zorluyor ama kapıyı açmak üzere. Zorlarken onlar da yatakların üzerinde mübarek kapıyı ittiriyor, kırıyor veyahut açıldığı gibi onları ittiriyor. Yatakların, yorganların üzerinden bunlar tepe taklak düşüyor yere. Yuvarlanınca uyanıyor tabii. Rüyaya. Birden uyanıyor. Allah Allah. Tevbe estağfurullah. Birden hidayet buluyor o alim. Efendim, hidayet buluyor. Abdest alıyor. Titriyor. Hanım diyor. Hanım sorma diyor, ben gidiyorum. Nereye? İşte ne kadar uzak bir mesafede gece sabah namazına gideceğim diyor Sümbendi. Hazırlanıyor. Abdestini alıyor. Erkenden efendim Sümbülü Sinan Hazretlerinin camine geliyor. Her talebeler, cami, cemaat dolmuş. Sabah namazını kılıyorlar. O da onların arasına giriyor, oturuyor. Namazdan herkes bitince eline ayağına sarılacak, teslim olacak. Ve kürsüye çıkıyor, biraz sohbet ediyor Şeyh Efendi Hazretleri, Sümbülü Sinan Hazretleri, cemaate, talebelerine. Ala rivayetim Taha suresinden biraz tefsir ediyor. Tefsirini yaptıktan sonra kısa, bu cemaatimin içinde diyor, bu verdiğim manayı hepiniz anladınız. Hatta Musa Efendi de anladı diyor. Musa Efendi hiç görmemiş. Hiç gör. Musa kim? Merkez Efendi. Hatta diyor Musa Efendi de anladı bu verdiğim manayı diyor. Musa Efendi daha da titremeye başlıyor. Bir mana daha veriyor. Bu verdiğim manayı diyor. Bu verdiğim manayı İşte bazınız anladı, bazınız anlamadı. Bu verdiğim manayı Musa Efendi de anlamadı diyor. Hakikat anlamamış. O verdiği manayı hiç o güne kadar düşünememiş o manayı. Ve artık Musa Efendi iyice, işte büyükler böyle teslim alırlar. Buna manevi olarak muhasara denir. Manen onu muhasara ediyor ve irşad ediyor. Keramet sahibi, haktır keramet. Bizim ehli sünnet vel cemaat İtikadımızda keramet haktır. Kerameti inkar eden ehli sünnet vel cemaatın dışına çıkmıştır. Fırakı dalledendir. Sapık bir görüşün sahibidir. Keramet haktır. Keramatul evliyai hak. İnanırız. Amenna ve saddakna. İşte Hazreti Eba Eyyub el Ensari'nin kerameti asırlardan beri ziyarete gelişimiz de onun kerametidir. Gayet tabii. Hristiyanlara bile kendine hürmet ettirmiş. Onun kerametidir. İstanbul'un fethine kadar kendisine efendim onları saygı duyurmuştur. Dinimizin, yolumuzun, Efendimizin mucizesidir bunlar. Bu zatların da kerametler. Nihayet sohbet bitmiş. Herkes elini öpüyor Şeyh Efendi'nin, Sümbülü Sinan Hazretlerinin. Bu da araya girmiş. Eline ayağına yapışacak. Sıra ona gelmiş, tam eline sarılınca demiş, evladım demiş, o akşam bu akşam demiş, o telaşı neydi o kapıyı açmamak için demiş, uğraşıp duruyordunuz. Hanımefendiyle beraber neydi demiş bizi içeri almamak için gayretiniz. O bitmiş zaten, bitmiş. İşte bir anda o kabiliyet sahibi Merkez Efendi Hazretlerini dergahına almış, Sümbül Efendi Hazretleri almış. Talebelerine yıllarca yanında talebelik yapanlar var ama Merkez Efendi yıllarca tekamül edemeyen, yıllarca derslerini bitiremeyenlerin yanında dersini bir haftada bitirmiş. Ya bir teveccüh bu. İşte Efendimizin teveccühü. Teveccühü. Onun teveccühüyle efendim yürülenemeyen asırlarca yılda gidilemeyen yollar bir anda gidilir. İlahi kudret, Allah'ın kudreti, azameti efendim, karşısında bunlar gayet kolay, gayet anlaşılacak hususlardır. Ve Merkez Efendi yanında onun tahsilini tamamlar. Kısa müddet sonra hiç ayrılmaz ondan. Hatta nereden nereye geçtik?
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا. Ayetin masadakındaki müminlerin ileri gelenleri bunlarda. Yani Efendimiz'i göremeyen, Efendimiz'in devrine, eshabın devrine ulaşamayan, ensar ve muhacirini görememişler. Ama şöyle yalvarırlar: Allah'ım bizi bağışla. Bizden evvelki geçen bütün kardeşlerimizi de bağışla Allah'ım. Allah'ım iman ile bize sebkat edenleri de rahmetinle muamele eyle. Kalplerimizde inananlara, iman edenlere katiyen bir kötülük, bir haset, kin, öfke, buz kılma, bırakma Allah'ım. Bakın yalvarışa bak. İşte biz inşallah bu zümredeniz. Allah'ım sen Rauf ve Rahim'sin. Sen merhamet sahibisin. Esirgeyensin Allah'ım. Allah'ım ta Hazreti Adem'den günümüze kadar geçmiş müminler hakkında kalbimizde en ufak bir kötülük bırakma Allah'ım. Geçmiş mümin kardeşlerimiz, bağışla, bizi de bağışla, onları da bağışla Allah'ım diyen kullarım diyor Hazreti Allah. İşte biz üçüncü ehli iman grubu buraya dahiliz. Ve buraya dahil olan, Efendimiz'i göremeyen, kıyamete kadar geleceklerin içinde göremeyenlerin içinde de seçilenler var. İşte onlar mürşitlerimiz, onlar şühedamız, salihler, abidler, zahitler. Allah'ım bizi o kullarından eyle. Hazretlerinin etrafında Merkez Efendi ayrılmıyor. Bir gün demişler ki caminin etrafında Hızır Aleyhisselam geldi. Koşun. Hızır Aleyhisselam, talebeler hırra, sınıfı bıraktıkları gibi Efendi Hazretlerinin huzurundan Hızır Aleyhisselam'ın elini öpmeye çıkmışlar. Fırlamışlar dışarı. Hızır Aleyhisselam geldi. Merkez Efendi hiç kıpırdamıyor. Musa Efendi hiç kıpırdamıyor. Hocasının huzurunda. Herkes gitmiş elini öpmüş, tekrar dönmüşler sınıfa. Efendim Hızır Aleyhisselam ayrılmış gitmiş. Öyle bir tecelliyat olmuş. Talebeler toplandıktan sonra demiş, evladım Musa, herkes Hızır'ın elini öpmeye gitti, sen niye gitmedin? Sen niye gitmedin burada? Efendi Hazretleri, ben merkezimi buldum demiş. Benim Hızır'ım da sensin. Mürşidim de sensin. Ben seni bulduktan sonra Hızır'ı da buldum, hepsini buldum. Onu gidip görmeme de lüzum yok. Seni görmem mühim olan. Çünkü sen insanlar arasında irşada memur sensin. Hızır Aleyhisselam o yeryüzünde başka vazifeyle memurdur. İnsanlara gelip vaaz-ı nasihatle memur değil o. Vaaz-ı nasihatlerle memur yaşayan insanların içindeki gönül sultanlarıdır. Binaenaleyh benim merkezim sensin dediği için o günden sonra onun unvanı Merkez Efendi olmuş. Kanuni'den beri, ta o zamandan beri hep Merkez Efendi der, ziyaretlerine gideriz. Öyle mi? Hiç unutulmayız. İşte kerameti ziyaretine gitmemiz, onları unutmamamız, diğer üstazlarımız. Kıyamete kadar unutulmayacak olanlar. Onlar seçilmişler. Allah'ım o seçilmişlerin yanında bizi haşreyle ya Rabbi. Biz geçmişlerimizi böyle hürmetle anacağız. Ve sahab-ı kiram, efendim, muhacirin ve ensar hazaratına gönülden bağlı olacağız. Onların ahlakıyla kendimiz ve evlatlarımızı, neslimizi ahlaklandırmaya çalışacağız. Ve Allah indindeki o yüksek makamlara, manevi derecelere seçilenleri bulmaya çalışacağız. Onlara dost olmaya çalışacağız. Gönülden onlara bağlı olmaya gayret edeceğiz. Sureti katiyede kalbimizde onlara karşı bir kalbimle bir kin, öfke, haşa, dedikodu, dil uzatma, bahis mevzu olmayacaktır. Onun için okuduğum hadis-i şerifte de sevgili peygamberimiz, benim ehli beytim, dolayısıyla eshabı da, benim ehli beytim Nuh'un gemisi gibidir. Binen kurtulur buyuruyor. Binen, yani gönülleriyle binen, kalpleriyle, gönülleriyle o yolu, o ehli sünnet, fırka-i naciye yolunu takip edenler, Sefine-i Muhammediye'ye rakip olanlardır. Yani binenlerdir. Ya Rab bizi
O gemiye binenlerden eyle. Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binenler kurtuldu değil mi? Binmeyenler ne oldu? Boğuldu gitti. Öyleyse asrımızda da Efendimizin gemisine binenler kurtulur, binmeyenler de mahvolur giderler. Mahvolup boğul, hani nerede boğuldu diyeceksiniz, yaşıyorlar her yerde. Ha, Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binmeyenlerin boğuluşu maddi denizle oldu. Ama Efendimizin duasıyla umumi belaları Hazreti Allah kaldırmıştır. Umumi belalar gelmiyor. Mevzii mevzii. İşte Erzurum'u sallıyor, ikaz ediyor. Burayı sallıyor, öteyi sallıyor. Zaman zaman Hazreti Allah ikaz ediyor. Cenab-ı Rabbil Alemin, her şeyde bir hikmeti vardır. Bir gün Uhud dağına çıkıyorlar. Hazreti Ebu Bekir'in Sıddık, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman. Uhud dağını ziyaret edelim diyor Resulullah'ımız. Uhud dağına geldiklerinde zelzele başlıyor. Hareketi arz başlıyor. Sallanmaya başlıyor. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor o zaman. Ey arz, ey arz, üslüt Uhud, ey Uhud, sakin sakin ol, uslu uslu ol, sallanma diyor. Hitap ediyor Efendimiz, konuşuyor dağ ile. Uslu uslu dur yerinde diyor, sallanma, üslüt Uhud, sakin ol, uslu ol, zira fe innema aleyke nebiyyün ve sıddıkun ve şehidan. Uslu usludur, sallanma, zira senin üzerinde ahir zamanın son peygamberi bir nebi bulunuyor. Senin üzerinde bir de sıddık bulunuyor. Yani Hazreti Ebu Bekir'in sıddık. İki tane de şehit bulunuyor senin üzerinde diyor. Hazreti Ömer, Hazreti Osman'ın ileride şehit olacağını da işaret ediyor Efendimiz. Ey benim aziz kardeşlerim, işte bizim yolumuz, Eshab-ı Kiram yolu. Bunların gemisine, bunların vasıtalarına binenler gidecekleri yere giderler. Kaçıranlar olduğu yerde kalırlar. Gemiye binmeyenler, yani Sefine-i Muhammediye'ye binemeyenler, Allah Resulü'nün gemisine binmemiş olanlar boğulmaya mahkumdurlar. Neyle? Küfür denizinde. Zulmet denizinde. Evet, evet. Zulmet denizinde boğulmaya mahkumdurlar. Binenler necat bulacaklardır. Allah'ımız bize bunu nasip etmiş. Aman gemiden ayrılmamaya. Ve gemideki müminler Allah'ın seçtikleri olduğunu biliniz. Ve bu ümmetin içinden de Allah inananları, iman edenleri seçmiş. O inananların içinde de Fırka-i Naciye'yi seçmiş. Ehli sünnet vel cemaati seçmiş Hazreti Allah. Hep bunlar ilahi manevi seçimlerdir ki işte gerçek seçimler. Gerçek kurtuluşa bizi götürecek olan Allah'ımızın rahmeti, Allah'ımızın inayeti. Ya Rab, bizi eshabın yolundan ayırma. Onların ahlakıyla bizleri ahlaklandır. Ya Rabbi, her halimizde onları kendimize numune yapmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Onlara dil uzatmaktan, eshab-ı kirama, aman kardeşlerim. Hazreti Muaviye radıyallahu anh, İstanbul'umuzu fethe gelen Hazreti Muaviye'nin oğlu Yezid, bu mübarek koca sultan, Eba Eyyub el Ensari, onun ordusunda bir nefer olarak buraya geliyor. Şimdi onlar bilemedi de zamanımızdakiler mi bildi, ileri geri konuşuyorlar. Aman eshab-ı kiram hakkında sükût, ileri geri aralarında olan, ceryan eden hadiseler hakkında ileri geri konuşmaktan dilimizi muhafaza edelim. Hepsini hürmet ve saygıyla analım. Hepsinin aziz ve mübarek ruhları için, üzerimizde hakkı olanların ruhları için, Allah'ımızın rızası için. Hak Celle ve Alel Fatiha.